CSS'de 3 şekilde tanımlama yapıldığından bahsetmiştim. Biri yerel tanımlamalar, yani etiketin içerisinde doğrudan tanımlama yapılması. İkincisi genel tanımlama, yani sadece mevcut olan sayfayı etkileyecek tanımlamaların yapıldığı kısım. Head ile slash head'in arasına, style ve slash style etiketlerin arasına yazdığımız tanımlamalar. Üçüncüsü ve en yaygın kullanılan ise harici tanımlama dediğimiz yeni bir CSS dosyası üzerinde yaptığımız tanımlamalar ve bunu da link etiketiyle birden fazla dosyaya ya da birden fazla HTML sayfasına bağlayabiliyorduk. CSS kodlarımız 3 şekilde tanımlanır. Bunlardan bir tanesi etiket tanımlaması, bir tanesi sınıf seçiciler, class diyoruz buna, bir tanesi de ID dediğimiz kimlik seçiciler. Üç arasında çeşitli farklar var. Etiket tanımlamaları çok daha genel tanımlamalardır. Seçici tanımlamaları ise özelleştirilmiş tanımlamalardır. Örneğin sayfamın içerisindeki bütün A etiketleri kırmızı olsun ama sadece şu A etiketi mavi olsun dediğimizde bütün A etiketlerini etiket tanımlamasıyla yapmak, sadece bu A etiketi dediğimiz tanımlamayı da seçiciyle tanımlamak çok daha mantıklı. Peki bu tanımlamalar nasıl yapılır? Etiket tanımlaması doğrudan etiketin ismi yazılarak yapılır. Örneğin A etiketini biçimlendirecekseniz A etiketi ve süslü parantez açılır. Ve yazacağınız kodlar bu süslü parantezler içerisine yazılır. CSS'de kodlar komut, alacağı değer ve sonuna noktalı virgül koyarak tanımlanır. Örneğin ben sayfamdaki tüm A etiketlerini color 900 yani bordo yaptım ve sonrasına noktalı virgül koydum. Yan yana yazabilirsiniz kodlarınızı veya daha değerli toplu dursun istiyorsanız alt alta da yazabilirsiniz. Ben bu sayfadaki tüm A etiketlerinin varsayılan çizgiyi kaldırmak istiyorum. Komutum text decoration, alacağı değer nam, komutla değerleri 2 nokta üst üsteyle ayırdık ve komutum bittiğinde ya da kodum bittiğinde noktalı virgülle de sonlandırdım. Dikkat ederseniz bunlar her iki kodda A etiketinin süslü parantezleri içerisinde. Yani sadece A etiketini biçimlendirmiş olduk. Örneğin img etiketini biçimlendireceğiz ve ben bu img etiketinin genişlik ve yüksekliğini değiştirmek istiyorum. Etiket biçimlendirmesi yaparken img dedim, etiketimin ismi ve süslü parantezi açtım. İçerisine örneğin genişlik yazacağım ve yükseklik yazacağım gibi veya bir de çerçeve vereceğim. Burada önemli olan içerideki yazmış olduğumuz kodlar değil, tanımlama yöntemimiz. Birincisi etiket tanımlaması. Etiketimizin ismi A etiketi ya da IMG etiketi veya table etiketi veya TD etiketi. Yani sadece hücreleri biçimlendireceksiniz veya sadece satırları biçimlendireceksiniz. Veya sayfanıza eklemiş olduğunuz videolarınızla ilgili bir biçimlendirme yapacaksınız. Ya da sayfamıza eklemiş olduğumuz audio yani ses dosyamızı biçimlendireceğiz. Veya sayfamıza eklemiş olduğumuz iframe'lerimizi biçimlendireceğiz. Bu ne işe yarıyor? Etiket biçimlendirmesi yapmış olduğunuzda sayfanızdaki tüm o etikete sahip HTML kodları otomatik olarak sizin söylemiş olduğunuz biçimlendirmeye kavuşacak. Yani sayfamdaki tüm A etiketleri kırmızı olsun, altında çizgi olmasın veya sayfamdaki tüm resimler 300 piksel genişliğinde olsun, yüksekliği otomatik olsun, çerçevesi de 3 piksel kalınlığında çift çizgi ve bordo olsun dedik. Burada etiket biçimlendirmesi yapmış olduğunuz için sayfanızdaki tüm resimler ya da sayfanızdaki tüm bağlantılar biçimlendirilecek. Yani herhangi bir bağlantıyı ya da herhangi bir resmi o biçimlendirmenin dışında tutamazsınız. CSS kodlarımızda yorum satırı ya da açıklama satırı koymak için slash yıldız ve yıldız slash'ın arasında yazmış olduğunuz yazılarınız yorum satırıdır. HTML'de bunu biz küçüktür ünlem eksi eksi ve kapatmasında eksi eksi büyüktür ile yapıyorduk. CSS dosyalarımızda ise slash yıldız ve kapatması da yıldız slash. Sayfamın içerisinde birden fazla A etiketi koyuyorum. Google 1, 2, 3 ve 4. Kodumu kaydettim ve tarayıcımı açıyorum. Sayfamı çalıştırdığımda bütün A etiketlerimin renginin bordo ve altındaki çizginde kalktığını görüyorum. Ben burada Google 3, 2, 4 veya 1, herhangi bir veya birden fazlasının farklı bir biçimlendirme olmasını istiyorsam özelleştirme yapmam lazım. Özelleştirmeleri iki türde yapabilirsiniz. Bir tanesi doğrudan etiketin içerisine yerel tanımlama yapmak. Ama bu yöntem çok tavsiye ettiğimiz, çok kullanılan bir yöntem değil. Bunun yerine
seçicilerden faydalanmamız lazım. Yani sınıf seçici veya kimlik seçiciler. Sınıf seçiciler, yani klas tanımlamaları, noktayla başlar ve bir isim verilir. Siyah isminde bir klas tanımlaması yapacağım ben. Nokta siyah dedim ve aynı şekilde süslü parantezlerimi açtım. Color siyah dedim. Şimdi burada ben bir klas tanımlaması yapıyorum. Klas tanımlaması yaptığımı da başına koyduğum noktadan anlıyorum. Etiket tanımlamalarında etiketin ismi yazılır ve başına herhangi bir şey konmaz. Klasta ise başına nokta konur. Klası tanımlamış olmanız bunun kullanıldığı anlamına gelmez. Çünkü siyah ismindeki tanımlamış olduğunuz bu klası ya da sınıfı hangi etiketle kullanacağınızı söylemediniz. Etiketlerle sınıfların biçimlendirilmesi klas özelliği ya da klas parametresiyle olur. Örneğin 2 numaralı bağlantımın rengini siyah yapmak istiyorum. A etiketin içerisine klas parametresini açacağım ve içerisine de tanımlamış olduğum klasın ismini yazacağım. Nokta olmadan, yani siyah yazacağım. Klas eşittir tırnaklar içerisine nokta olmadan siyah yazdım. Kaydettim ve tarayıcımı açıyorum. 2 numaralı bağlantımın siyah ismindeki klasta tanımladığım siyah rengi kavuştuğunu görüyorum. Eğer isterseniz diğer etiketlerde de aynı klası kullanabilirsiniz. Örneğin 3 numaralı bağlantımın da siyah renkli olmasını istiyorum. A etiketin içerisine bu klası tanımlayabilirim. Aynı etikette birden fazla klas kullanılabilir. Örneğin yeni bir klas tanımlaması yapacağım. Nokta çizgi dedim. Yani çizgi isminde bir sınıf tanımlaması yapıyorum ve altında çizgi olmasını istedim. Oluşturmuş olduğum bu çizgi ismindeki klası etiketle ilişkilendireceğim. Örneğin ikinci etiketimin klası siyahtı. Aynı zamanda ben altında da çizgi de olmasını istiyorum. İkinci bir klası da buna vereceğim. Siyahtan sonra bir boşluk koyuyorum ve vereceğim ikinci klası yazdım. Eğer üçüncü bir klas ya da sınıf vereceksem üçüncüsünü, dördüncüsünü, beşincisini yazabilirim. Aralarına boşluk koymanız yeterli. Buradaki en önemli husus sınıflarımız noktayla tanımlanırken, kullanılırken nokta olmaması. Kaydettim, tarayıcımı açıyorum. Bütün bağlantılarımı, yani A etiketini bordo renkli ve çizgisiz yap demiştim. Sonra siyah isminde bir sınıf tanımlaması yaptım ve bunun da rengi siyah olsun demiştim. Bu klası ya da sınıfı ikinci ve üçüncü bağlantılarıma vermiştim. Son olarak da çizgi isminde bir sınıf tanımlaması yaptım ve altında çizgi olsun dedim. Bunu da 2 numaralı bağlantıma siyah klasının yanında çizgi klasını da verdim. Dolayısıyla da 2 numaralı bağlantım hem siyah renkli oldu hem altı çizili oldu. Sınıf seçiciler, yani klaslar ve birazdan göreceğimiz ID'ler, yani kimlik seçiciler tamamen özelleştirme amaçlı kullanılır demiştim. Yani sayfanızda 100 tane A etiketi bağlantınız varsa bunlardan sadece ikisini farklı istiyorsanız, 98'ini aynı istiyorsanız önce etiket biçimlendirmesi yapmak ve kalan ikisi üçü içinde, yani özelleştirecekleriniz içinde seçicilerden faydalanmak çok daha doğru olacaktır. Kimlik seçiciler, yani ID tanımlamaları klas tanımlamalarına çok benzer. Arasındaki fark tanımlanırken nokta yerine sharp dediğimiz çatal simgesi ya da diye simgesiyle başlar ve yine isimlendirme kuralımıza uygun şekilde bir isim verilir. Süslü parantezler içerisinde de kodunuzu yazarsınız. Örneğin ben küçük isimle bir ID tanımlaması yaptım, yani kimlik tanımlaması yaptım ve burada da yazımın boyutunu 24 piksel yaptım. Kimlikleri tanımlamanız yetmiyor, tıpkı class'ta olduğu gibi. Aynı zamanda bu kimliği nerede kullanacağınızı da söylemeniz lazım. Örneğin ben Google 1 yazısını, yani ilk bağlantımı ID ile biçimlendireceğim. Etiketin içerisine ID isminde ve az önceki tanımlamış olduğum büyük ismindeki kimliği verdim. Burada da yine dikkat etmeniz gereken şey, aynı klaslarda, yani sınıflarda olduğu gibi tanımlama yaparken nokta sınıflar için, diyez kimlikler için, ama kullanım yaparken noktayı ya da diyezi kullanmıyoruz. ID eşittir tırnak içerisinde dediğinizde zaten kimlik tanımlaması yaptığınızı söylemiş oluyorsunuz. Class dediğinizde de zaten sınıf tanımlaması yaptığınızı söylemiş oluyorsunuz. Dosyamı kaydettim ve tarayıcımı açıyorum. Sayfamda Google 1 yazısının, yani ilk bağlantımın diğer bağlantılardan daha büyük olduğunu görüyorsunuz. Burada biz Google 1'i ID, yani kimlik seçicilerle biçimlendirmiş olduk. Boyutunu 24 piksel yaptım. ID'lerle klasların arasındaki en büyük fark, klaslar
birden fazla kullanılabilir ama ID'ler yalnızca bir defa kullanılabilir. ID'leri kimlik olduğu için bizim TC kimlik numaramız gibi düşünebilirsiniz. Yani bir sayfada aynı ID'yi yalnızca bir etiket kullanabilir. Örneğin Google 4'ün de yani son bağlantımın da aynı 1'deki gibi büyük ismindeki ID'yi kullanmasını istiyorsam ID eşittir büyük yazmam gerekir. Kullanıma baktığınızda tarayıcınızda bunun geçerli olduğunu görebilirsiniz. Ama HTML validasyonundan yani doğrulamasından geçirdiğinizde hatalı olduğunu göreceksiniz. Bir sayfada aynı ID yalnızca bir sefer kullanılabilir. Buna ben büyük dediysem buna tekrar büyük diyemem. Bu büyük 1 olabilir belki, bu büyük 2 olabilir. Ama ikisi aynı ID'de olmaz. Bu nedenle de seçme yani özelleştirme işlemi yapacaksak klaslardan faydalanmak çok daha doğru. ID'ler sadece ID tanımlamasına sahip olan etiketleri biçimlendirirken kullanıyoruz. Yani bir web sayfasının ana yapısını yani iskeletini oluştururken ID'lerden faydalanacağız. İçerideki nesneleri biçimlendirirken veya etiketleri biçimlendirirken klaslardan ya da etiketlerden faydalanacağız. Burada özetlemek gerekirse bir web sitesinin iskeletini oluştururken ID'lerden faydalanmak, genel biçimlendirmeleri yaparken etiketlerden faydalanmak, özelleştirme yapacağımız zaman da klaslardan faydalanmak en doğru yöntem olacaktır. CSS tanımlamalarında bir yöntem daha var. Bu da iç içe tanımlamalar yapmak. İç içe tanımlamalar da özelleştirme amaçlı kullanılır. Yani bir nevi klaslara benzer bir amaçla kullanılır. Örneğin tabloların içerisindeki A etikettir. Yani ben burada aslında özelleştirme yapmış oldum. Normalde bütün A etiketleri kırmızı olsun derken burada ise sadece tabloların içerisindeki A etiketleri siyah olsun demiş oldum. Aslında klasa benzer bir yapıda oluşturmuş oldum ama klasla değil yine genel bir biçimlendirme yani etiket biçimlendirmesi yapmış oldum. Bu şekilde iç içe daha fazla etiket de yazabilirsiniz. Örneğin tabloların içerisindeki A etiketlerin içerisindeki IMG etiketleri diyebilirsiniz. Bu şu anlama geliyor. Bir tablomuz var ve o tablonun içerisinde de link verilmiş, bağlantı verilmiş bir resmimiz var. Bunu class ya da ID'lerle de yapabilirsiniz. Örneğin tablolarımızın içerisindeki küçük class'ını ya da tablolarımızın içerisindeki küçük class'ına sahip olan ögeler dedim. Veya küçük ID'sine sahip olan ne varsa bunun içerisindeki A etiketlerinin içerisindeki büyük klası. Yani az önceki yapmış olduğumuz tanımlamalar, etiket tanımlaması, klas tanımlaması ve ID tanımlamaları iç içe de kullanılabilir. Burada dikkat etmemiz gereken önemli bir nokta var. Boyut isminde bir tanımlama yapıyorum, sınıf tanımlaması ve buna font size 30 piksel dedim. 30 piksel boyutunda olsun dedim. HTML koduma döndüm. Az önceki tanımlamış olduğum class'ı buradaki span etiketimle birlikte kullanacağım. Etiketin içerisine etiketin isminden sonra yani span dedim, boşluk koydum. Class özelliğimi yazdım ve içerisine de boyut dedim. Aynısını Google 4 isimli bağlantımda da kullanmak istiyorum. Class boyut dedim. Şimdi ben burada genel bir class tanımlaması yaptım ve bunu da bir A etiketiyle bir de span etiketiyle kullandım. Yani iki farklı etiketin içerisinde kullandım. Tarayıcıma dönüyorum. Ekranda az önceki yapmış olduğum tanımlamayı hem bağlantıda hem de span etiketinde görebiliyorsunuz. 30 piksel. Yapmış olduğunuz class tanımlamasını daha da özelleştirmek isterseniz, örneğin sadece A etiketleriyle birlikte kullanılmasını isterseniz, başına bitişik halde etiketin ismini yazmanız lazım. A nokta boyut yazdığımda sadece boyut klası verilen A etiketleri demek olur. Bizim bu örneğimizde biz boyut klasını hem A etiketine hem span etiketine vermiştik. Ama siz tanımlamayı yaparken A nokta boyut dediğiniz için sadece A etiketi geçerli olacaktır. Span etiketinde boyut çalışmayacaktır. Tarayıcımı açıyorum. Az önceki örnekten farklı olarak biz boyut ismindeki sınıfımızı yani klasımızı sadece A etiketi için özelleştirdiğimizden dolayı span etiketimiz büyümedi. Sadece A etiketimiz biçimlendirilmiş oldu. Burada
nokta boyut yazmakla bu şekilde tanımlamayla A nokta boyut yazmak arasındaki fark, birinde tüm etiketlere, herhangi bir etikete bu kılısı tanımlayabilir olmanız, diğerinde ise sadece A etiketlerini tanımlarsanız kullanılacağını gösterir. Bu anlatmış olduğum etiket tanımlaması, class tanımlaması ya da ID tanımlamasında amaç en hızlı yoldan en çabuk şekilde ve en doğru şekilde kodlama yapabilmektir. Burada hangisi bu amaca uygun hizmet edecekse o şekilde tanımlama yapmanız lazım. Bazen etiket tanımlamalarından faydalanıyoruz, bazen class tanımlamalarından, bazen ID tanımlamalarından, bazen ise iç içe tanımlamalardan faydalanıyoruz.